Selam. Bugün kendini sıkıştırılmış eğlence programı olarak adlandıran Yıldız Doğanları konuşacağız. Videoda Pikuin var. Demedi demeyin. Bu arada sevindirici bir haber daha verelim. Artık Gain'i sadece mobilde değil bilgisayarlarımızdan da kullanabiliyoruz. Bu bilgi de verdiğimize göre videoya geçmeden önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hala izleyenlerin büyük bir kısmı abone değil maalesef. Gain'de yayınlanan Yıldız Doğanlar adlı programı, sempatik tavırlarıyla Zeynep Üner sunuyor. Her bölümde farklı bir ünlü, kendine özgü yeteneklerini, oraya konuk gelen sosyal medya fenomenlerine ve belli konularda önde gelen isimlere öğretiyor. Kısaca özetlersek programın formatı bu şekilde. Henüz iki bölüm yayınlanan Yıldız Doğanlar'ın ilk konuğu Aybüke Pusat, yıllardır rollerinde bile üzerine yapışan bale yeteneğini diğer konuklara öğretmeye çalıştı. Diğer konuklar ise Rachel Aras, Zeynep Tosun, Ayten Alpun ve Burcu Kandemir'de Aybüke Pusat bir saat içinde bale ile uzaktan yakının ilişkisi olmayan kişilere ders vererek eğlenceli dakikalar izlememizi sağladı. Ama bizim favorimiz ikinci bölümdü. Berrak Tüzün Ataç'ın nasıl star olunur dersi verdiği bölümde severek takip ettiğimiz Mügem'in Semira Minta ve Yılmaz kardeşler vardı. Birbirinden farklı kılıklara girdikleri bölümde çok keyifli ve samimi sohbetler eşliğinde konukları izledik. Özellikle favori konuğumuz Piquin bizce oradaki en enerjik isimdi. Samimi ve içten haline alışık olduğumuz Pelin farklı platformlarda bile kendini bozmadan aynı şekilde çizgisini belli ediyor. Siz de sunucu Zeynep Üner'de bir elin dejenerist havası aldınız mı? Konuklarla sohbeti, yönlendirmesi, hali, tavrı cidden çok hoştu. Kendisi aynı zamanda GQ dergisinin genel yayın yönetmeni. Bir sonraki bölümlere dair önden bir bilgi yok maalesef. 7-8 dakikalık bölümleriyle kendilerine neden sıkıştırılmış eğlence programı dediklerinde izledikçe daha iyi anlıyoruz yıldız olunur mu yoksa doğulur mu diye düşündüren ama aynı zamanda eğlendiren bir program olmuş. Ama bizce program en azından 10 dakikaya tamamlanmalı. Çünkü çok hızlı bitiyor. Aralarda olan biteni de çok fazla merak ediyoruz. Onlar orada eğlenirken biz birçok şeyi kaçırıyormuş gibi hissediyoruz açıkçası. Günümüzde artan talk show'lar ve tek düzeyinden eğlence programları düşününce hem kısa oluşu hem de formatındaki farklılık Yıldız Doğanları izlenilebilir bir yapım haline getirdi. Gain dikkate alır mı bilemeyiz ama biz Piquet'in platformda yer alan kendi programının olmasını çok isterdik. Hem bir kadın gamer temsilcisi olarak hem de sahip olduğu büyük kitlenin kalitesi ve Pelin'in ekranlardan alışık olduğumuz samimi yüzü bunun için biçilmiş kaftan. Tabii bu sadece bir öneri. Hazır bahsetmişken buradan Pelinyonlara ve Gobi Tekmeklere de selam gönderiyoruz. Programın kısa olduğunu düşününce bu videoyu daha ne kadar uzatabiliriz diye kafa yormaya başladık. Sonra tadında bırakmanın daha iyi olacağına karar verdik. O yüzden video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.